atlet patates, 2 adet havuç, 1 adet domates, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı pirinç, 1 tutam karabiber. Roka çorbası bizim bugünümüzün 3. yemeği. Seda bize böyle pratik, aynı zamanda da vitamin dolu bir menü hazırlamış. Ne ile başlayalım? Rokasını mı keseceğiz önce? Evet, önce malzemelerimizi çıkartalım. Tamam. 1 demet rokaya ihtiyacımız var. Ben rokaları daha önceden yıkamıştım. Ayıkladım rokalarımız. Bir orta boy soğan. Oh, çok da güzel rokalar bu. Evet. Küçük baby böyle. 2 patates. Şu anda bu üçüncü yemeğimiz, üçünden de acayip keyif aldım. Derken evet, şu bohçalarımıza da bir bakalım nasıl kaymaklar böyle bir erimiş. Bu aman arada tanrım, ben domatesimizi ve havucumuzu... Açsan bir şey olur mu sen? Hayır, açma istersen. Öyle mi? Evet. Şöyle yapayım. Oluyor onlar. Malzemelerimiz burada. Ben havucu, domatesi ve şeyi yıkamak üzere buraya alıyorum. Sana soğanı da... mı keseyim evet, ben? Soğanı da keseceğiz. Nursel soğanın kabuklarını soyarken Seda Hanım da patates ve havuçları yıkıyor. Biz şimdi pişireceğiz. Vitamin kaybı oluyor mudur sence? Suyuna geçiyor ama vitamini. Çok fazla zaten en son rokaya atacağız. En son rokaya atacağımız için de çok fazla çok bence... Çok da kaynatmayız. Evet. Patateslerimizi soyuyoruz. Seda Hanım patateslerin kabuklarını soyarken Nursel de kuru soğanı yemeklik doğruyor. Bunları alalım mı direkt bir yere? Ben sana istersen onun için şöyle kaplar vereyim. Güzel güzel. Şöyle. Soğanları onun içine koyabilirsin. Ben bu arada havucu. Ev sahibimiz havucu hazırlarken soğanlar da doğrandıkça ayrı bir kabın içine alınıyor. Seda Hanım havucun ardından domatesin kabuklarını soymaya başlıyor. Nursel de soğanı doğramayı bitiriyor. Tencereyi çıkartayım. Tencerelerimiz burada. Ev sahibimiz çorbanın pişeceği tencereyi ocağa alıyor. Bu arada hızını alamayan Nursel de patatesleri küp küp doğruyor. Bunun için de sıvı yağ kullanıyoruz. Seda Hanım tencereye yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ döküyor. Soğanı ekliyorum. Yemeklik doğranan soğan da tencereye alınıp kavrulmaya başlanıyor. 2 patatesin var, bir havucun var. Ben de domatesi rendeleyeyim o esnada. Seda Hanım domatesleri rendelerken Nursel de havucu küp küp doğruyor. Birlikte yemek yapıyor musunuz eşinle? Birlikte yemek yapıyor muyuz? O bana masa hazırlama konusunda yardım ediyor, öyle söyleyeyim. Güzel bir yiyici. Olsun, yardım etmeye çalışıyorum en evet, azından. Ya şöyle, çalıştığımız için ikimize ve ikizlerimiz olduğu için mecburen hani birimiz bir şey yaparken diğerimiz de diğer işi yapmak zorundayız. Nursel'in doğramaya devam ettiği bir adet havuç ev sahibimizin dikkatini çekiyor. Havucumuz biraz bence az geldi. Bir tane daha havuç gözüksün, ilave edebiliriz. Güzel. Evet. Çünkü tadı da havuç, havuç kendi içinde bir şekere sahip biliyorsun. O şeker gerçekten hoş bir şey katıyor, aroma katıyor, çok yakışıyor. Tamam. Seda Hanım malzeme listesine eklediği havucun da kabuklarını soyuyor. Ve atayım hatta yarısını, onu yazını, evet, tamam. Nursel pembeleşmeye başlayan soğanların üzerine havucu ilave edip karıştırıyor. Rokanın faydaları, evet, iştah açıcı, idrar söktürücü. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirici. A vitamini, C vitamini çok fazla var. Yine karaciğer ve evet, sarılık hastalıklarına çok iyi geliyor antioksidan. Zaten bütün gördüğünüz koyu yeşilleri yiyin. Evet. Roka ile aynı çorbada birleşecek olan bir diğer faydalı sebzemiz havucu kavrulmaya devam eden malzemelere ekliyoruz. Şimdi pişme derecelerine göre sırasıyla atıyoruz. Havuç biraz daha geç pişer, o yüzden soğandan evet, sonra ekledik. Arkadan patatesimizi koyalım. Onları ayrı bir yerde şey yapıyoruz. Bunların içine sen patatesi de mi? Evet, patatesleri küçük tencereye. Hatırlatmış olalım. Evet, birazcık o dinlene dursun. Ayrı koyuyorum. Evet, onu oraya lütfen. Tamam. 2 tane patates. Yine pirinçten şöyle yarım çay bardağı ölçüsünde pirincimizi ekliyoruz. Üzerine birazcık ağzını kapatacak kadar şöyle su ilave edeceğiz.
Ayrı bir tencerede birleştirdiğimiz patates ve pirincin üzerine yeteri kadar su koyup tencereyi ocağa alıyoruz. Ayrı ayrı pişiriyorsun. Niye öyle yapıyorsun? Çünkü pişme şeyleri farklı. Patates biliyorsun pirinçle beraber şey oluyor, geç pişiyor. Biraz suda onu pişireceksin. Evet, onu haşladıktan sonra evet. Tamam, onlar orada olurken biz de rokalarımızı halledelim o zaman. Bence de. Şöyle beyaz bir tahta vereyim. Hmm. Beyazın üzerinde yeşil güzel görünür. Evet. Seda Hanım'ın görselliğe verdiği önem şimdiden anlaşılıyor doğrusu. Evet, ben bunlara başlıyorum Seda. Ama istersen yeşil bıçağımızı verelim. Tahta mı vereceksin? Tamam. Plastik. Evet. Bu bıçaklar da süper oldu gerçekten. Evet. Salatalarda falan. Bu arada ben de masada daha önce rendelediğim domatesi, soğan ve havuç karışımıma ekliyorum. Soğanla kavrulan havuca rendelenmiş bir domatesle renk ve lezzet katıyoruz. Seda, çok ince istiyorsan bu bıçakla biraz zor oluyor. Seda Hanım ocaktaki malzemelerle ilgilenirken Nursel bir demet rokayı ince ince doğruyor. Seda'cığım bunlar hazır. Hazır mı canım? Tamam, o zaman alalım istersen. Rokaları soğanla kavrulup domateslerle renklenen havuçlarımızla aynı tencerede birleştiriyoruz. Kavuracaksın onu, evet. Değil mi? Rokaları da diğer sebzelerle birlikte biraz soteliyoruz. Bu tarafta da şeyimiz, patatesle pirincimiz oldu. Onları da şimdi... Ay çok güzel gözüktü. Evet, harika. Kokusu da gelmeye başladı bile. Çok renkli. Çok güzel oldu. Şimdi çok fazla kavurmamıza gerek yok. Aynen, öldürmeyelim. Öldürmeyelim. Dikkat et, sıcak olabilir. Aynı tencerede haşlanan patates ve pirinci çorbanın pişeceği tencereye alıyoruz. Bütün malzemeleri karıştırıp güzelce harmanlıyoruz. Üzerine kaynamış suyumuzu. Tuz atmadın hiç. Atacağım. Yağ bir tek soğanını attın. Evet. Seda Hanım roka çorbamıza malzemelerin üzerine çıkacak kadar sıcak su döküyor. Tuz ve karabiber ekleyeceğiz şimdi. Çorbamızı birer çay kaşığı karabiber ve tuzla lezzetlendiriyoruz. Çok da kaynatmayacağız bunu, değil mi? Evet, bir taşım. Şöyle bir kaynasın. Hı-hı. Hatta biz şey, tatlımızı şerbetleyeceğiz. Ondan sonra kapatırız. Evet. Kapatalım. Tatlımızı çıkaralım mı? Evet, tatlımızı çıkaralım. Roka çorbamız bu kadar da basit işte. Ama bir o kadar da güzel. Çorbamızı kapatalım, değil mi? Çok bakalım. Daha şey olmasın. Bence biraz daha istiyor. Özleşmesi istiyor lazım. Evet. Peki. Bir 5 dakikası daha var. O zaman... Mutfağımız. Bu arada Nursel'cim, çorbamızı istersen bir kontrol edelim. Evet, rengini de verdi. Artık bence çok fazla kaynamasın. Kapatalım. Pirincin verdiği, nişastasının verdiği bir kıvamı da olmuş. Evet, özleşti. Ay, çok güzel görünüyor. Gerçekten. Şahane. Çok. Ellerine sağlık. Bunu şöyle altını kapat. Vitamin deposu. Evet. Nerede hasta görseniz hemen bu çorbayı yapın. Hemen evet. Bağışıklık sistemi böyle hızlansın, güçlensin, şöyle ayağa kalksın. Roka çorbamız benim favorim. Rengarenk görüntüsüyle iştah kabartan roka çorbasını derin servis kasesine döküp sunuma hazırlıyoruz. Pilavımızı kapatıyoruz.